Merhabalar. Uzun zamandır tartışılan bir konu yakın zaman önce nihayete erdi ve İngiltere resmen Avrupa Birliği'nden ayrıldı. We just hate the European Union. It's as simple as that. Aslında bu pek şaşırdığımız bir konu olmadı çünkü beklenen bir şeydi ama şunu sormadan edemedik. Nasıl oldu da fikir ayrılığı bu boyuta ulaştı? I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. And we'll look forward in the future to working with you. Bunu anlamanın en iyi yolu aslında Avrupa tarihini bilmekten geçiyor. Ancak kim okuyacak o uzun Avrupa tarihini diyorsanız bana 8 dakikanızı ayırın ve arkanıza yaslanın. Propagandanın bu bölümünü hayatınızda duyacağınız en kısa Avrupa tarihine ayırdım. Sizi temin ederim sadece Brexit'i değil pek çok konuyu zihninizde oturtacağınız bir yayın olacak. Bizi düzenli takip etmek için GZT'ye abone olmanızı hatırlatarak vakit kaybetmeden başlayalım. Beyaz adamın Amerika'yı, Afrika'yı, Avustralya'yı işgali çok konuşulur, çok bilinir. Ancak işgali üzerine neredeyse hiç konuşulmayan bir kıta vardır ki yakın dünya tarihi bu işgal ile şekillenmiştir. Avrupa kıtasının işgali. Evet, bugünün Avrupa'sını kuran hakim uluslar Avrupa'nın yerlisi değiller. Kavimler göçünün son halkası olarak kıtaya geliyorlar. Avrupa'ya girmeleri ardından baskın kültürleri ve savaşçı özellikleri ile tüm kıtayı kısa sürede ele geçiriyorlar. Günümüz Avrupa'sında bildiğimiz ne kadar güçlü ulus varsa tarih sahnesine çıkışları bu muhacir kavimlere dayanıyor. İsim belirtmek gerekirse Almanlar Cermenlerden, Fransızlar Franklardan, İngilizler Anklar ve Saksonlardan, İtalyanlar Lombardlardan, Danimarkalılar Jüteslerden gelmektedir. Bu bilinmesi gereken birinci temel konu. Bilinmesi gereken ikinci temel bilgi ise şu. Avrupa'yı işgal eden muhacir kavimler kendi aralarında da eşit değiller. Ortak inanışlarına göre dünya arazisinin yönetimi Tanrı tarafından içlerinden bir kavme Cermenlere verildi. İnançlarına göre ana ikameti bugünkü Alman toprakları olan bu kavmin mensupları dünyanın tek meşru hükümdarları ve bu yetkiyi Tanrı'dan alıyorlar. Cermenler mavi kan, insanlığın geri kalanı kırmızı kan. Cermenler asil, insanlığın geri kalanı ise sadece bir sürü. Bu inanış ve bu inanışa sadakat Avrupa'da bugünlere kadar uzanan bir gelenek. Modern Avrupa'nın tarihindeki tüm meşru hanedanlar bugünkü Alman topraklarına ve bu topraklarda yaşayan bir soya, Cermenlere dayanıyor. Örneğin İngiltere'ye bakalım. 1700'lerde bugünkü İngiltere'yi yöneten Cermen soylu Hanover hanedanlığı ismini Almanya'nın Hanover şehrinden alıyor. Almanya'nın Coburg ve Gotha şehirlerinden gelen Cermen soylu kuzenler ile birleşen bu hanedanlık 1800'lerde Saxe-Coburg-Gotha hanedanlığı olarak anılmaya başlıyor. 1900'lere gelindiğinde 1. Dünya Savaşı çıkıyor ve İngiltere'de Alman isimleri olan düşmanlık artmaya başlıyor. Tabi hanedanın Alman ismi de halktan tepki çekiyor. Bunun üzerine hanedanlık ismini bir İngiliz ismine değiştiriyor. Bugünkü kraliçenin de dahil olduğu Windsor hanedanlığı bu isim değişikliği neticesinde tarih sahnesine çıkıyor. Fransa'ya bakalım. Fransa'yı tarih sahnesine çıkartmış olan Cabet hanedanlığının kurucusu Hak Cabet, Avcı Henry olarak bilinen meşhur Alman kralının torunu ve kan olarak Alman Habsburg hanedanlığına bağlı. Yani bir Cermen. Daha sonrasında Fransa'da hüküm süren Bourbon hanedanlığı da Lüksemburg bölgesinde doğmuş Cermen Nassau-Weilburg hanedanlığının devamı. Bu hanedanlık Fransa'nın yanı sıra İspanya ve İtalya'da da hüküm sürdü. Danimarka'da, Norveç'te, İzlanda'da, Yunanistan'da hüküm sürmüş olan Glücksburg hanedanlığı da adını Almanya'nın Schleswig şehrinde bulunan bir kasabadan alıyor ve Cermen kanı taşıyor. Rusya'yı 300 yıl yönetmiş olan Romanov hanedanlığının kökleri dahi Almanya'nın Oldenburg bölgesine dayanıyor. Yani o meşhur çarların da damarlarında akan kan bir Cermen kanı. Bu anlattan anlayacağınız üzere birbiriyle savaş halinde olan ülkelerin dahi yöneticileri aslında aynı soydan, asil Cermen soyundan geliyor. Hemen bir örnek vermek gerekirse 1. Dünya Savaşı çıktığında bu savaşın iki tarafından biri olan İngiltere tahtında 5. George, diğeri olan Almanya tahtında ise Kaiser William oturuyordu. George ve William ikinci kuşaktan kuzenler ve ikisinin de büyük annesi Cermen Hanover hanedanlığının meşhur kraliçesi 1. Victoria. Daha da ilginci aynı dönemde Rus tahtında oturan Çar 2. Nikolay da kraliçe 1. Victoria'nın yeğeni. Yani ortada bir dünya savaşı var ancak savaşanlar aynı hanedan soyundan gelen kuzenler. Ölen milyonlar ise kırmızı kanlı sıradan insanlar. Bu önemli temelleri oturttuktan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar olan süreci kısaca özetleyelim ve Brexit'e gelelim. 1. Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'yı yöneten hanedan, İngiltere ve Fransa'yı yöneten kuzenlerinden hakkı olarak gördüğünü istiyordu. Tanrı tarafından Cermenlere verildiğine inanılan dünya arazisinden daha fazla pay.
Sulh yolu ile çözüme kavuşamayan bu talep, kuzen hanedanların birbirleriyle savaşması ile sonuçlandı. Elbette bu savaşta ölecek olan milyonlar iki Cermen hanedanın da umrunda değildi. Savaş neticesinde Almanya yeniliyor, Almanya'yı yöneten Cermen hanedan perde arkasına çekiliyor, İngiltere'yi yöneten hanedan mutlak bir zafer kazanmış gibiyken çok geçmeden ikinci saldırı için Hitler Almanya'nın başına atanıyor. Nihai bir sulh anlaşması ancak 2. Dünya Savaşı neticesinde yapılıyor. Bu anlaşmaya göre Almanya, İngiltere'nin dünyadaki hakimiyetini kabul ediyor. İngiltere de Almanya'ya kıta Avrupası'nın idaresini bırakıyor. Fransa'yı da bu idareye ortak yapıyor. İşte bu sulh anlaşmasının adı Avrupa Birliği. İngiltere gözetiminde bir Berlin-Paris ittifakı. Ardından adının içinde Avrupa olmasının gazına gelen Avrupalı uluslar güle oynaya kendilerini Berlin hükümdarlığına sokuyorlar. Avrupa Birliği adı altında giderek büyüyen Almanya, Euro'ya geçiş ile markını güçlendirip dünya parası haline getiriyor, Yugoslavya'nın parçalanması ile komünist blokta hakimiyet kuruyor. Hitler'in ordularla yapmaya çalıştığını Merkel Almanya'sı sivil toplum kuruluşları, medya, sanat, eğitim, ideolojiler gibi sosyolojik silahlarla yapmaya başlıyor. Gerçekleştirdiği kültürel soykırım ile kıta Avrupa'sında neredeyse tek tip bir gençlik yaratılıyor. Yunanistan gibi baskın kültüre sahip olduğu için asimile edilmesi zor halklar üzerinde de kaba kuvvetini esirgemiyor. Bu süreç içinde ulusal kimliğini korumak için para birimini dahi değiştirmeyen kuzen İngiltere, sulhun giderek ortadan kalktığını görüyor. Avrupa Birliği Anlaşması, İngiltere'nin içinde yükselen Almanya karşıtı ekip ile rafa kalkma yoruna giriyor. İşte Brexit tartışmaları tam bu noktada başlıyor. Trump zaferi ile Brexit'i destekleyen ekip bir kıtaya, Amerika'ya sağlam bir mevzi kuruyor. Bu mevzi ile birlikte alttan alta süren soğuk savaş gün yüzüne çıkıyor. İngiltere aleyhine bozulan en büyük dengelerden biri ise Fransa'nın başına Almanya destekli Macron'un geçmesi oluyor. Bir Berlin-Paris ittifakı olan birlikte Paris artık Berlin'in eline geçiyor ve büyük bir cesaretle Almanya ile ortaklaşa bir Avrupa ordusu kurma fikrinden bahsederek açık şekilde İngiltere'ye diş gösteriyor. Ve İngiltere'de yükselen sulh karşıtı düşünce tüm tehditler karşısında halktan da aldığı destek ile artık sadece ismi kalan Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Yani açık şekilde sulhun sonlandırıldığını ve birliğin artık bir birlik olmadığını tüm dünyaya duyuruyor. İşte Brexit'i daha açık hale getiren kısa Avrupa tarihi bu. Sulhun ilan edildiği, hanedanların perde arkasına çekildiği ve vitrine bir makyaj olarak demokrasiyi yerleştirdiği Avrupa'da gerilim arttıkça kuzen hanedanların yeniden sahaya ineceğini, uyuyan kralların uyanacağını ve çatışmaların çok daha sert bir hal alacağını öngörüyorum. Game of Thrones'u sadece bir dizi sananlar için taht oyunlarına hoş geldiniz diyor ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben Murat Soy'dan, izlediğiniz için teşekkür ederim.